Yatay fırlatılan cisim problemlerini nasıl çözüyoruz ona bakalım. Atış problemlerine aşinaysanız bu tür problemlere de yabancılık çekmezsiniz. Ancak bu tür problemlerde insanları sürekli tuzağa düşüren bir özellik var. Az sonra ne olacağını göstereceğim. Böylece siz de aynı tuzağa düşmeyeceksiniz. Yatay fırlatılan cisim demek tamamıyla yatay bir hızla fırlatılan cisim demek. Mesela bir cisim uçurumun kenarından dost doğru yatay bir şekilde fırlatılıyorsa ve hızının ilk anda herhangi bir düşey bileşeni yoksa bu cisim yatay fırlatılan bir cisimdir. İyi de ne olabilir bu? Mesela masadan yuvarlanan bir top olabilir diyerek sıkıcı bir örnek vermiş olayım. Bir topu masanın dışına doğru yuvarlarsanız bu arada masanın düz ve yatay olduğunu kabul ediyoruz. Topun ilk hızı yatay olur. Yani fırlatılan bir cismin ilk hızı tümüyle yatay eksende ise o cisim yatay fırlatılan bir cisimdir. Size daha eğlenceli bir örnek vereyim. İnsanlar çılgınca şeyler yapabiliyor. Diyelim ki bu kişi kaya atlayışı veya paraşütle yüksekten atlama yapacak. Hey hadi atlayalım diye koşuyor böyle. Adrenalin zirve yapmış. Koşuyor koşuyor ama uçurumun kenara geldiğinde zıplamak yerine doğruca koşmaya devam ediyor. Çünkü biraz gergin ve 5 metre bölü saniyelik bir yatay ilk hızla kendisini boşluğa bırakıyor. İşte bu tam olarak yatay bir hız. Adamımız sanırım çıldırmış. Bu uçurumun yüksekliği 30 metre. Yani yaptığı akıl almaz bir şey. 30 metre yükseklikten koşarak kendisini boşluğa bırakıyor. Bir süre havada bu şekilde yol alıyor. Aşağısı su. Yani yatay olarak başladığı yolculuğu gittikçe daha düşey bir hal alıyor. Ve bu noktada diye suya giriyor. Sular etrafa saçılıyor falan. E tabi burada herhangi bir tekneye veya balığa çarpmadığını umuyoruz. Bu balık sanki bir darbe almış gibi. <laughs> Ama durumu iyi. Evet balıklar burada. Adam suya dalıyor. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bu kişi suya çarpmadan önce yatayda ne kadar mesafe kat etmiştir? Bu klasik bir problem. Sürekli sorulur. Sakın evde denemeyin ama profesyonel bir kaya atlayıcısıysanız, böyle bir yükseklikten atlarken aşağıdaki kayaları aşmak için ne kadar hızlı koşmanız gerektiğini bilmek epey işinize yarayabilir. Evet, buraların böyle sarp kayalıklardan oluştuğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla bunlara çarpmamam lazım. Bu kayalara aşmam için ne kadar hızlı koşman gerekir? Kavramsal olarak bunun herhangi bir eğik atış probleminden hiçbir farkı yok. Yatay hız düşey hızdan tamamen bağımsız. Yani yatay hız eğer değişecekse düşey hızdan bağımsız olarak değişecek. Hızı bu renkle yazayım. Yatay doğrultuyu morla, düşey doğrultuyu yeşille gösteriyorum. Düşey hız değişecek ama yatay hız hep aynı kalacak. Bu ikisi birbirini etkilemiyor. Başka bir deyişle yatay hız başlangıçta 5 ise bu arkadaş hep 5 metre bölü saniyelik bir yatay hıza sahip olacak. Yatay hızımız yol boyunca hep 5 metre bölü saniye. Tabii burada bu arkadaşın gerçekten serbest düşen bir cisim olduğunu varsayıyoruz. Sırtında onu ileri doğru itecek bir roket yok. Hava sürtünmesini de ihmal ediyoruz. Bu durumda bu kişi 5 metre bölü saniyelik yatay hızını suya çarptığı ana kadar koruyacaktır. Çarpma anındaysa suyun uyguladığı kuvvetler bu hızı çeşitli şekillerde etkileyecektir. Ama biz işin o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Peki ya düşey hız? Düşeyde bu arkadaşın herhangi bir hızı yok. Uçurumdan boşluğa doğru yatay olarak koşuyor. Ondan sonra düşey hız kazanmaya başlıyor. Aşağı yönlü düşey hızı gittikçe artıyor. Buradaki düşey hız daha da büyük çünkü yer adamı kendine doğru çekmeye devam ediyor. Buradaki düşey hız daha bile büyük. Bakın ekrana sığmıyor. Yani bu noktada oldukça büyük bir düşey hız var. Aşağı inildikçe düşey hızla gittikçe büyüyor. Çünkü yer çekimi kuvveti düşey doğrultuda etkiyor, yatay doğrultuda değil. O zaman bu problemi matematiksel olarak nasıl çözeriz? Bildiklerimizi yazalım. Bu kişinin yatayda belli bir ilk hızla harekete başladığını biliyoruz. V ilk x. İlk anlamında i de yazabilirdim ama sıfırı tercih ettim. V sıfır x. Bu da ilk hız anlamına geliyor. V 0 x eşittir 5 metre bölü saniye. V x doğrultusuna dair başka bir bilgiye sahip değiliz. x yönündeki yer değiştirmenin 30 metre olduğunu düşünecek olsak, bu uzaklık düşey bir uzaklık. Bize bu yatay mesafe ile ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Oysa biz yatay mesafeyi, yani yataydaki yer değiştirmeyi bilmek istiyoruz. x doğrultusundaki yer değiştirme. Bulmaya çalıştığımız, bilmediğimiz şey bu. Bunu yazıyoruz ki bu konuda cehaletimizi cümle alem bilsin. Bu değeri nasıl bulacağımızı henüz bilmiyoruz ama bulmak istediğimizi biliyoruz. O yüzden bu şekilde bilinmeyen olarak belirtiyoruz. Peki y doğrultusuna dair ne biliyoruz? Bu 30 metre değerini burada kullanabiliriz artık. Delta y eşittir artı 30 metre yazmak isteyebilirsiniz ama öyle yazarsanız Hata edersiniz çünkü bu kişi 30 metre aşağıya düşüyor. Şöyle düşünün: uçurumun en üst noktasından harekete başlıyor ve uçurumun en alt noktasına ulaşıyor. Yani bu kişiyi hareketini başladığı noktanın aşağısında tamamlıyor. 30 metre aşağısında. Öyleyse bu yer değiştirme değeri eksi 30 metre olur. Tabii burada aşağı yönün negatif olduğunu varsayıyoruz. Geleneksel olarak aşağı ve sol yön negatif olarak kabul edilir aşağı yönü negatif kabul ettiğimize göre bu yer değiştirme negatif olur. Düşey eksene dair başka ne biliyoruz? Serbest düşey bir cisim için düşey ivmenin daima eksi 9,8 metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Çünkü aşağı yönü negatif kabul ediyoruz. Şimdi çoğu insanın yanıldığı yer burası. Burada çok sık hata yapıyorlar. Y doğrultusundaki ilk hız 5 metre bölü saniyedir diye düşünüyorlar. Bu 5 metre bölü saniyeyi buraya yazmak için adeta can atıyorlar. Çünkü verilen hız bu. Oysa bu hız yataydaki ilk hız. Konu başlığımız yatay fırlatılan cisim hareketi. Düşey fırlatılan cisim hareketi değil. Düşünün. Burada düşey yöndeki ilk hız sıfır. Yani düşey yönde bir ilk hız yok. Bu arkadaş hareketine yukarı ve aşağı doğru fırlatılarak başlamıyor. Doğruca dümdüz yatay olarak fırlatılıyor. O nedenle de düşey doğrultudaki ilk hızı sıfır oluyor. Bu durum insanların hoşuna gitmiyor. Bir dakika bir dakika. Bu arkadaş uçurumu terk ettiği andan itibaren hız kazanmaya başlıyor. Bu düşey doğrultudaki bu hız sürekli olarak artıyor. Ama bu uçurumu terk ettikten sonra gerçekleşiyor. Buradaki hızsa uçurumu terk ettiği andaki hız. Bu adam uçurumu terk ettiği anda sadece yatay doğrultulu bir hıza sahip. Bu da demek oluyor ki başlangıçta düşey hız sıfır. İşte insanların kafasını karıştıran nokta bu. Çünkü bu problemlerde özellikle vurgulanan bir bilgi değil bu. Mesela problemde şöyle denmiyor. Y doğrultusundaki hızının sıfır olduğunu varsayarak kaya atlayışçısının kat edeceği mesafeyi bulun denmiyor. Onun yerine şöyle deniyor. Bir kaya atlayışçısı uçurumdan boşluğa yatay olarak atlıyor. Mesafeyi hesaplayınız gibi gibi. Bir kişi uçurumdan boşluğa yatay olarak atladığı zaman veya bir cisim yatay olarak fırlatıldığı zaman başlangıçtaki düşey hızının sıfır olacağını bilmek size düşüyor. Onu bilince de y doğrultusundaki ilk hızın sıfır olacağını hemen yazı veriyorsunuz. İşin püf noktası bu işte. Artık biliyorsunuz bu noktada dikkatli olun, hata yapmayın. Şimdi biz x doğrultusundaki yer değiştirmeyi bulmak istiyoruz. Peki y doğrultusunda kaç farklı değişken biliyoruz? Bunların hepsini biliyoruz. Gayet güzel. Ama bunları kullanarak x doğrultusundaki yer değiştirmeyi doğrudan hesaplayamayız. Önce bu değişkenleri kullanarak uçuş süresini yani zamanı hesaplamamız lazım. Çünkü x ve y doğrultuları için zaman aynı. Zamanı bulduğumuzda x doğrultusunda hesap yapmak için kullanabiliriz. Çünkü şöyle düşünün. Bu yolculuk boyunca geçen zaman bu yolculuk boyunca geçen zamana eşittir. X doğrultusu veya y doğrultusu hiç fark etmez. Geçen zaman her iki doğrultu için aynı. Başka bir deyişle eksi 30 metrelik bu yer değiştirmenin gerçekleşme süresi ile bulmaya çalıştığımız bu yer değiştirmenin gerçekleşme süresi aynı. O halde zamanı hesaplayalım. Nasıl yapacağız bunu? Düşünelim. Yer değiştirmeyi biliyoruz. İvmeyi biliyoruz. İlk hızı biliyoruz. Bunları kullanarak zamana ulaşacağız. Son hızı bilmiyoruz ama zaten bilmemiz de istenmiyor. Yani bilmiyoruz ve bilmekte istemiyoruz. Öyleyse son hızı içermeyen bir formül kullanacağız demektir. Ki o formül de şu. Delta y eşittir. Y doğrultusundaki ilk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 çarpı y doğrultusundaki ivme çarpı zamanın karesi. Artık değerleri yerlerine yazabiliriz. Y doğrultusundaki yer değiştirme eksi 30. Y doğrultusundaki ilk hız 0. İşte en çok burada hata yapılıyor. İnsanlar buradaki beşi buraya yazmak için yanıp tutuşuyor. Siz öyle yapmayın, tuzağa düşmeyin. 0 çarpı t eşittir 0. Dolayısıyla bu ifade komple 0 olur. Artı 1 bölü 2 ivme eksi 9,8 metre bölü saniye kare çarpı t kare. Artık t'yi bulabiliriz. T'yi yalnız bırakmak için her iki tarafının karekökünü alıyoruz. Çünkü t kare'den kurtulmak istiyoruz. Kökün içi ne olur? Her iki tarafı 2 ile çarparsak eksi 30 metre çarpı 2 bölü eksi 9,8 metre bölü saniye kare eşittir. Dikkat edin eğer eksi 30'un başındaki eksiği unutursanız bu ifadenin payı pozitif olur. Payda negatif olduğundan burada negatif bir sayının kare almaya çalışıyor olursunuz. Hesap makineniz neye uğradığını şaşırır. Siz de daha fazla ilerleyemezsiniz. Muhtemelen biraz geri gelip şunu bir eksi yapalım bakalım. Belki bir işe yarar dersiniz. Bu örnekte şans eseri işe yarar. Çünkü normalde bu eksilerin birbirini götürmesi lazım. Ama en iyisi siz en baştan ne yaptığınızı bilerek ilerleyin. Eksi işaretlerini unutmazsanız zaten herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu eşitliği çözdüğümüzde zamanı 2,47 saniye olarak buluyoruz. Bu aslında epey uzun bir süre. Bazen bir masadan veya bir trambolinden atladığınızda bile havada uzun süre kaldığınızı hissedersiniz. Halbuki bir saniyeden çok daha kısa bir süre boyunca havada kalmışsınızdır. O yüzden bu uzun bir süre. İki buçuk saniyelik bir düşüş. Oldukça uzun bir süre bu. İşte adamın düşeyde 30 metrelik mesafeyi kat etmesi bu kadar zaman alıyormuş. Bu süre aynı zamanda yataydaki yer değiştirmenin süresine de eşit. Aynı formülü uygulayabiliriz. Delta x eşittir x doğrultusundaki ilk hız. Aynı formülü kullanıyorum. Sadece bu kez doğrultu x doğrultusu. Artı 1 bölü 2 ax çarpı t kare. Bunun aynısı ama x doğrultusunda. Delta x dediğimiz şey aslına bakarsanız dx. Zaten bu mesafeyi dx olarak adlandırmıştık. Bundan sonra da dx diyelim. Denklemi buraya sıkıştırmaya çalışıyorum. dx yani delta x eşittir. x doğrultusundaki ilk hız 5. Bu sefer gerçekten 5. X doğrultusundaki ilk hız gerçekten 5 metre bölü saniye. Peki ya süre ne? Süre yine 2,47 saniye. Arkadaşın uçurumdan atlamasıyla suya çarpması anında geçen süre 2,47 saniye. Şurada bir yer açayım. 2,47 saniye. Tamam. Tekrar tamamlayayım. Ax ne peki? 0 bu kişinin X doğrultusunda ivmelenmesine yol açacak hiçbir etken yok ortada. Eğer satında bir roket yoksa ve hava sürtünmesini ihmal ediyorsak, bu kişinin yatay ivmelenmesi için hiçbir neden yok. Yol boyunca yatay hızı koruyor. Ne oldu şimdi? Dx e hesaplarsak dx eşittir 12,4 olması lazım. Bir bakayım daha önce hesaplamıştım. Evet 12,4 küsür metre. Yani eğer bu kayalıklar 12 metreden daha açığa uzanıyorsa bu atlayışı kesinlikle yapmamalısınız. 12 metreye yakınsa bile denememeniz iyi olur. Aslında güvende olmak istiyorsanız hiç denememeniz en iyisi. Bu işi profesyonel kaya atlayışçılarına bırakın derim. Ha, eğer profesyonel bir kaya atlayışçısıysanız ve ne kadar uzağa atlayacağınızı hesaplamak istiyorsanız işin yolu bu. Özetlersek bu problemi çözerken dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Yer değiştirmenin negatifliğine dikkat edin. Çünkü adamımız aşağı doğru düşüyor. Ve daha da önemlisi düşey ilk hızın sıfır olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü başlangıçta sadece yatay doğrultulu bir hız var. Bu bilgi genelde vurgulanmaz. Bu çıkarıma fizik bilginizi kullanarak kendiniz ulaşmalısınız.